Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Finans Merkezi'nde iki kıymetli konuğu ağırlayacağız. İlk olarak Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak bizlerle birlikte olacak. Enerji piyasasında olup bitenler, son dönemde yaşananların özellikle enerji piyasasına olan etkileri artı Zorlu Enerji'nin finansalları bugün itibariyle konuşacağımız temel konular olacak kendisiyle. İkinci bölümümüzde ise bir miktar daha farklı konulara, özellikle de bireysel yatırımcının tercihlerine odaklanmaya çalışacağız. Bu bağlamda fonlara olan ilgi ciddi şekilde artıyor ve biz bu çerçeveyi konuşmak üzere de yine programımızın içerisinde Aktus Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu'nu ağırlayacağız. Bu toplantı ve süreç içerisinde olup bitenleri değerlendirmeye başlamadan önce piyasalarda neler oluyor bir parça ona değinelim. İlk etapta Borsa İstanbul'da olup bitenleri bir hızlıca değerlendirelim. 114 bin puanın üzerine kadar geldi şu an itibariyle gün içerisinde Borsa İstanbul. Şu an itibariyle onun bir miktar altında seyrediyoruz. 114.300 puan zirvede gördüğümüz yer. Şu dakikalardaysa 113.800 puanın hemen altında işlem geçtiğini takip ediyoruz. Bununla birlikte yine şu anda ağırlıklı olarak yine küçük hisselerdeki yukarı yönlü hareketin biraz daha belirleyici olduğunu söyleyelim. Tüm endekste %0.9 civarında artı varken bankacılık ve sanayi endeksteki primler %0.6 ile sınırlı gibi görünüyor. Endeks içinde ağırlığı yüksek olan iki şirket Turkcell ve BİM tarafındaki pozitiflerde endeksi yaklaşık olarak şu anda 600 puan civarında yukarı taşıyor. Yani 1300 puanlık endeksteki artının yarısı kadarı bu iki çerçevede gelişiyor. Bu iki hisse çerçevesinde gelişiyor. Onu da söylemiş olalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir açıklama var. Çin ile swap kapsamındaki ilk yuan kullanımı gerçekleşti deniliyor. Bu aslında önemli bir haber çünkü geçtiğimiz dönemden bugüne Katar'la yapılan swap anlaşması çerçevesindeki detaylar üzerine odaklanmıştık. Türkiye'nin dış ticaret açığı olan ülkelerle swap kanalını kullanıp yerel para birimi cinsinden alışverişi desteklemesi çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Bu bağlamda Çin'le de daha önce yapılmış olan 1 milyar dolar karşılığı bir anlaşma vardı. Bu anlaşma çerçevesinde anladığımız kadarıyla ilk yuan kullanımı gerçekleşmiş oldu. Detaylar geldikçe bunların üzerine odaklanmaya çalışırız. Şu an itibariyle Türkiye'de bazı şirketlerin Çin tarafından yapılan ithalat karşılığında yuan ödemesinin başladığını ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası detayların üzerine odaklanmaya devam edeceğiz. Burada yeni bir kaynak anlaşmasından ziyade buradaki daha önceki anlaşmanın ilk kullanımı olarak okumak şu an itibariyle gerekiyor gibi görünüyor. Ama detaylar geldikten sonra bu kısmını netleştirip sizlerle paylaşmaya devam edelim. Haberin ilk gelmesinin ardından 6.84-60'lara doğru bir hareket var. Yaklaşık 1,5 kuruş kadar aşağı indi dolar TL. Diğer detaylar geldiğinde onlara da bakarız. Evet, biraz önce söylediğimiz gibi yine 2019 yılında yapılmış olan ve yenilenen swap anlaşması çerçevesinde ilk yuan kullanımının gerçekleştiği haberi bu. Diğer taraftan yine biraz önce söylediğimiz gibi kurda şu an aşağı yönlü hareket var ama Euro TL tarafında da 7.69-58 seviyesindeyiz. Oralarda da 7.70'ler civarındaydık. Şu dakikalarda baktığımızda bu haberin etkisi ve yansımasıyla her ikisinde de sınırlı da olsa bir geri çekilme yaşanmış oldu diyelim. Gidelim iş yatırıma. Orada Halil Barışkan bizleri bekliyor. Halil, Borsa İstanbul'da seans içerisinde 114 binlerin üzerine kadar gittik. Ancak oralarda pek kalıcı olamadık. Yurt dışında da Avrupa borsalarında %1'ler, 1,5'lar arasında endekslerde artılar var. Amerikan vadeleri de yukarıda. Bugün bir de Amerika'da quadruple witching, yani aslında bunun Türkçesi tam olarak yok ama tek hisse opsiyonları ve tek hisse vadelerinin hem endeks hem de hisse bacağında bugün itibariyle vade sonu olduğunu hatırlatalım. Bu da hacimleri ve oynaklığı bir miktar artırıyor. Onu da söylemiş olalım. Ben özellikle bu tarafı dönüp sana içerideki hareketi sana sormak isterim Halil. Nereye kadar gitme potansiyeli görüyorsunuz endekste? Merhaba Açıl. Öncelikle iyi yayınlar. Endeks tarafında aslında ilk etapta 112.500, daha sonra da 108 seviyesinin üzerinde kaldıkça 115, 118 ve 120 bin hedefleri bulunuyor. Yurt dışındaki iştah oldukça yüksek. Özellikle hafta başında endekslerdeki düşüşlerin ardından Fed'in tekrar devreye girmesi çok ciddi manada bir risk reversal, yani hisse senetleri piyasalarında ciddi bir geri dönüşü sağlamış da oldu. O nedenle getiri arayışındaki agresiflik hala korunuyor.
Ama tabii endekse baktığımızda içeride çok giden hisse senetlerinden, özellikle BIST 30, BIST 50 dışındaki hisse senetlerinden bu son 2-3 günde kimisi haber kaynaklı da olabilir tabii ki. Ama ana endeks tahtalarına doğru bir kayış var ve ben bunu daha sağlıklı buluyorum. Çünkü artık getirilerin belli seviyelere ulaştığı, endeksin geldiği seviyeye baktığımızda her ne kadar borsa şu an hala bu faiz ortamında alternatifsiz seçeneklerden birisi olarak ön plana çıksa da hisse alokasyonunu değiştirerek yatırımcıların birazcık daha ana endeks tahtalarına doğru döndüğünü görüyoruz. Bu bence sevindirici. Piyasa hareketi anlamında da daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bence yurt dışı işte çok bozulmadığı sürece endeksin geldiği seviyeler bence çok ciddi böyle artış potansiyelinin hemen kısa vadede olduğunu düşünmüyorum. Ama hisse bazında ayrışmalarının çok olacağı günlerdeyiz ve bunun devam edeceğini düşünüyorum. Tek kesin bir şey var bence. Önümüzdeki süreçte oynaklık ciddi manada yüksek olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Ediyoruz sana aktardığım bu yorumlar için. Biraz önce aktardığımız haberle birlikte 6.84'ünde altına gelmiş görünüyor şu an itibariyle Türk lirası dolar karşısında. Rakamları bu şekilde aktardık, ortamı bu şekilde değerlendirdik. Şimdi gidiyoruz konuğumuza. Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak bizleri bekliyor. Sinan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl geçti bu süreç diye bir sormak isterim. Çünkü Türkiye'de elektrik tüketiminin çok ciddi anlamda gerilediği bir dönem oldu. Şimdi biraz daha potansiyele yaklaşmış gibi görünüyoruz. Evet. Yani elektrik piyasası COVID'in etkileriyle beraber %17'lere varan bir daralmaya sebep oldu. Ama tabii geçen ekonominin tekrar açılmaya başlamasıyla beraber Haziran ayının başından itibaren toparladı. Her ne kadar geçen seneki seviyelere gelmese de belli bir düzelme oldu. Umuyorum tabii ikinci yarıda eğer ikinci bir dalga etkisi olmazsa geçen senenin üstüne de çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ne kadar kaldı geçen seneki seviyeye şu anda? Valla %3-4'ler civarında, her gün değişiyor ama o civarda bir ex-base düşük. Peki burada özellikle sanayi tarafında kullanılan elektriğin temposu, tablosu nasıl şekillendi diye de bir sormak isterim size. Daha sonrasında konutlar tarafında da hane halkının tüketiminde de tablonun nasıl olduğunu merak ediyorum. Tabii ilk COVID'in etkisiyle tabii insanların eve çekilmesiyle birlikte evde tüketim %15 civarında arttı. Sanayi ve ticarethanede ise işte kimisinde %30, kimisinde %40'lara varan düşüşler oldu ilk etapta. Ama işte bizim de sanayi şirketlerimiz var. Belli bir haftalık duruşlar yaşadı. Daha sonra hemen belli bir toparlanmayla bu süreci atlattık. Şu an hemen hemen tam kapasiteye yakın bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Tabii her sektör için aynı şey olacak değil. Belli ağır sanayi özellikle otomotiv üretimi vesaire birazcık daha geriden geliyor. Farkındaysanız zaten şu an ikinci el fiyatlarda, hani oraya gireceğim ama sıfır fiyatların üzerine kadar çıktı diye haberler dolaşıyor ortalıkta. Toparlanacaktır diye düşünüyorum. Herkes önünü görmek istiyor. İkinci dalga tabii çok önemli. Olacak mı, olmayacak mı? Herkesin kafasında soru işareti olarak devam ediyor. Belli bir tedirginlikle ama benim gördüğüm kadarıyla emin adımlarla ilerliyoruz. Bu COVID sürecinin de Sağlık Bakanlığı tarafından ve Sayın Bakanımız tarafından çok iyi yürütüldüğünü düşünüyorum. Ona da bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum. Peki Sinan Bey, şimdi burada soracağım birkaç tane soru var elbette. Bunlardan bir tanesi elektrik fiyatları ile ilgili. Buradaki dalgalanma nasıl gerçekleşti diye de sormak isterim. Çünkü oradaki fiyat oluşumunun mekanizması daha farklı işliyor. Evet, şimdi ilk etapta 30 kuruşlar, tabii bu elektrik baz fiyatı, dağıtım bedeli hariç kısımdan bahsediyorum. Elektrik baz fiyatı COVID öncesi aşağı yukarı 30 kuruşlar civarındaydı. 29 ile 31 kuruş arasında gidip geliyordu. COVID'in etkisiyle beraber 15 kuruşlara kadar düştü. Hem de daralma oldu ve ciddi anlamda bu tabii üretim miktarını kıstı ve neredeyse tamamen yenilenebilir enerjiden elektrik üretir hale geldik. Bugünlerde ise tekrar 30 kuruşlu seviyeler, artık Haziran ayında tekrar 30 kuruşlar seviyesine geri dönmüş durumda. Bu da zaten elektrik tüketimindeki artışı
beraberinde gösteriyor. Tabii bunun diğer tarafında bir yekten bedeli şeyi yaşadık, hatırlarsanız hep sanayiciler yekten bedeli niye bu kadar yüksek falan filan diye böyle bir zelzenişte bulundular. Biliyorsunuz yekten bedeli piyasa fiyatıyla bu teşvik edilen fiyat arasındaki farkın tüketicilere yansıtılmasıyla oluşuyor. Tüketim miktarı, yani burada payda tüketim miktarı var. Tüketim miktarının düşmesiyle beraber hem de kurların da bir miktar artmasıyla bu pay kısmı arttığı için negatif yönde, yani yükselen bir miktarda gördük. Yani 225 kuruşlara kadar çıktığını gördük. Normalde 10-12 kuruşlarda seyreden yekten bedeli tekrar 25 kuruşta, yani hiç görmediğimiz bir rakamlara kadar ulaştı. Ama toplamda elektrik fiyatına baktığımız zaman küçük bir artış oluştu. Önümüzdeki ya bu ayki dönemde ise bu da toparlandı. Tekrar eski günlere döndük diyebilirim elektrik fiyatlarında. Peki şimdi buradan döneyim, biraz daha zorlu enerji nasıl etkilendi bu tablodan? İşin bir de o bacağını sorayım. Tabii sizin açınızdan da birkaç farklı alanda etki yaratmış gibi görünür. Hem üretim tarafında hem dağıtım tarafında nasıl etkilendiniz? Şimdi üretim tarafında tabii biz hep yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yaptığımız için yani normal süreçte işlerimiz devam etti. Ne üretiyorsak onu tabii yekten bedeliyle sattık. Orada bir sıkıntı görmedik. İlk başta acaba yekleme, yani o kadar daralır da yeklemi de durdurmak zorunda kalınacak bir durum olur mu diye düşünüyorduk. Ama öyle bir şey gerçekleşmedi. Ve o yüzden yeklemle ilgili kısmımız gayet normal devam etti. Tabii dağıtım bölgesinde tüketimlerin daralmasıyla beraber bir miktar gelirlerimizde kayıplar oluştu. Ama biliyorsunuz bunlar tarifeyle daha sonra ayarlanan unsurlar. Bu dönem elde etmiş olduğunuz tarifeye göre eksik kazançlarınız işte 2 yıllık süreçte tekrar geri alabiliyorsunuz. O yüzden geçici bir kayıp olarak bakıyorum ben ona. O da zaten bugünlerde toparlanma eğiliminde, orada daha fazla bir kayıp yaşayacağımızı da düşünmüyorum. Beklediğimiz EBITDA seviyelerini, yani sene başında bütçelediğimiz EBITDA seviyelerini yıl sonunda yakalayacağımızı da tahmin ediyorum. Aynı zamanda tabii bu kurların ve faizlerin etkisiyle aslına bakarsanız bilançonun faaliyet tarafında değil de finansman tarafında ciddi anlamda pozitif etkilendik. Hem TL faizlerin işte bugünkü seviyelere kadar düşmesi, hem de dolar seviyesinde, hem dolarda da Libor'un etkisiyle beraber faiz giderlerimiz bu yıl bir önceki yıla göre ciddi anlamda düşecek. Bir başka deyişle aslında bakarsanız EBITDA'da kaybettiğimiz küçük bir marj kaybediyoruz. Ondan daha fazlasını aslında finansman gelirleriyle karşılamış, hatta cebimize de koymuş olacağız yıl sonunda. Ne kadarlık mesela ikinci çeyreğe yansıyabilecek bir avantajdan bahsediyorsunuz bu bağlamda? Bir de toplam borç yükünün, ki aslında borçlu bir şirket Zorlu Enerji. Ne kadarı TL, evet. TL'nin ne kadarı değişken faizli? Yabancı para cinsi kredilerin içerisinde de kabaca ne kadarlık bir avantaj elde edeceksiniz? Yani şimdi bizim genelde proje finansmanı kapsamında biliyorsunuz, biz dolar uzun vadeli dolar kredileri alıyoruz. Ama biz burada farklı bir yola gidip dağıtım şirketimizle, yani Osman Gazi dağıtım şirketimizle finansmanını uzun vadeli TL finansmanla yapmış idik. Bu sebeple portföyümüzün dolar gelirlerine karşılık dolar kredimiz var, TL gelirlerine karşılık da TL kredimiz var. Bu sebeple hatta bir miktarda aslında TL'den yana diyebilirim. Bunu %60'a 40 gibi, yani %60 dolar, %40 TL finansman diyebiliriz. Böyle bir dağılımız var ama EBITDA'mızın daha büyük bir kısmı dolar. Bu sebeple yani bir miktar daha, yani şimdi rakamları çok da vermek istemiyorum. Televizyonu daha sonra diyorlar böyle demiştim. O yüzden bir miktar daha iyileşeceğini söyleyebilirim. Peki burada yine dikkate değer konulardan bir tanesi, daha önce sizinle yaptığımız sohbette yayında faizlerin geri gelmesi nedeniyle bir borç yapılandırması söz konusu olabilir ya da borcun kapatılıp yeniden erken kapama o dönemde çok gündemdeydi. Bu söz konusu olabilir demiştiniz. Düşünüyor musunuz? Yapabildiniz mi? Ya da hamleniz olacak mı bu noktada? Tabii o uzun soluklu bir işlem. Yani bu dönemde daha çok
faizlerin düşmesinden faydalanmaya çalıştık ki bunu yaptık. İşte TL faizlerimiz artık onlar civarının yani 10-12'ler civarına gelmiş durumda. Dolarda ise aşağı yukarı 9 olan faizlerde 7'ler civarına inmiş durumda. Yani bu ciddi bir getiri zaten. Şimdi bu noktadan sonra tekrar bir rekabeti yakalayıp yani benim o zaman tabii bu kadar faizlerin düşeceğini ben de öngöremedim. Yani hep beraber demiştik işte bu bankaların kredi verme zorunluluğunun gelmesiyle beraber işte mevduattan kaçışlar vesaireler bunun bu kadar faizleri aşağı çekeceğini tahmin ediyorum. Şimdi gelinen faiz seviyesi aslında bizim belki rekabet ortamıyla elde etmeye çalışacağımız seviyelere geldi. Şimdi bu noktadan sonra yani bir adım daha ileri gidebilmek için artık dünyadaki trendlerin de birazcık değişmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani inanılmaz bir değişim oldu. Yani bir geleceğe bakacak olursak Covid öncesi faizler yani 13 ila 20'ler arasındaydı. Bugün 8'lerle 10'lar 12'ler arasında değişiyor. Üstelik dolar da yani 5.80'lerden değil mi? 6.80'ler civarına geldi. 6.80-6.90'lar civarına geldi. Normal süreçte böyle bir oynama olmaz. Yani dolar arttığı zaman faizler artardı. Ama bu sefer tam farklı bir hareket oluştu. Yani faizler arttı ama faizler düştü, dolar arttı. Yani bunun bundan da şu anlamda faydalanmış olduk. Çok daha hızlı faydalanmış olduk ve şeye göre yani benim o zaman söylediğim işte bir rekabet işte daha faize düşmek için yapılan yeniden finansman ve refinansman yapabiliriz dediğimiz şeyi aslında ister istemez doğal bir şekilde yapmış olduk da diyebilirim yani. Peki bu ortamda iki şey sormak lazım. Bir, borçlanma maliyetleri eğer daha uygun noktaya geldiyse yeni bir yurt dışı finansman aracı ya da yurt içinde ekstra bir borçlanma planlamanız var mı? Özellikle finansal tarafta şu anda yeni bir ihraç düşünüyor musunuz? Yani şu an tabii yatırımlar anlamında baktığınız zaman hani ihtiyaç yani sıfırdan kredi anlamında biz zaten Osman Gazi Dağıtım Bölgesi'ne yatırımlarımızı yapıyoruz. Orada uzun vadeli kredi hakkımız var TL. Ve bunun üçüncü çekilişinde Haziran ayı içerisinde yaptık. Yatırımlarımızla ilgili finansman ihtiyacımızı karşılamış olduk. O yüzden hani yatırımlarla ilgili ilave bir finansman ihtiyacımız yok. Sadece demin de söylediğim gibi mevcut kredilerimize göre daha ucuz bir finansman bulabilir isek tabii ki bunu değerlendiririz. Ama gelinen seviyeler zaten artık iyi seviyeler diye düşünüyorum. Bundan sonrası ülke notu vesairenin iyileşmesiyle oluşacaktır diye fikrim var. Ama tabii biz kendimizi ileriye doğru hazırlık yapıyoruz. Yani şu an yatırımlarımızı, yeni bir enerji yatırımlarımızı tamamladık. İşte Osman Gazi'yle ilgili yapmamız gerekenleri yaptık. Ama bundan sonra tabii ki bir büyüme ihtiyacımız var. Büyümek istiyoruz. Eğer büyümeyeceksek hayatımız çok güzel. Ama büyüyeceksek ilave sermayeye ihtiyaç var. Bununla ilgili olarak da bir takım çalışmalar yapıyoruz. Şimdi işte daha önce de söylemiştim hem ikinci arzı ya da yeni bir şirketlerimizin halka arzı ile ilgili olarak bir takım düşünceler, görüşmeler yapıyoruz. Peki bu ikinci halka arz meselesini yine bizim bir yayınımızda daha önce açıklamıştınız. Dolayısıyla bunun üzerine biraz daha konuşmak isterim. Eylül gibi diye değerlendirmiştiniz o dönemde. Bununla ilgili çalışma devam ediyor mu? İştiraklerin bölünmesi gibi birkaç tane hamle de oldu. Kapı açıklamalarından takip ettik. Bu bunun için mi? Önümüzdeki dönemde buradaki planınızda herhangi bir aksama var mı? Ne zaman düşünüyorsunuz? Şimdi biz aslında Eylül ayı için ilk etapta planlamamızı yapmıştık ama bu Covid sürecinin neler getireceğini tam öngöremediğimiz için bu planımızı 2021'in ilk yarısına, ilk çeyrekte de olabilir, ikinci çeyrekte de olabilir o tarafa kaydırdık. Evet, geçen günlerde kapı açıklamamızı yaptık. Zorlu Yeni Bir Enerji diye bir şirket kuruyoruz. Bununla ilgili olarak EPDK ve SPK onaylarımızda ilerlemeler var. Bir iki hafta içerisinde büyük ihtimalle bunlar neticelenecek ve şirket bölünmesi tamamlanacak. Bu tamamlanma olduktan sonra ise işte gerekli hazırlıklar yapılacak. Şu an Haziran sonuna tabii yetiştiremedik bu bölünmeyi malum sebeplerden dolayı. Ama çok teşekkür ediyorum. Yani otoriteler de bu süreçte yani
böyle nasıl Zoom'la katılıyorsak televizyon programlarına, orada da hükümet yetkilileriyle Zoom'la gerekli istişarelerde bulunarak süreçleri yönettik ve büyük ihtimalle Eylül ayı bilançolarıyla birlikte veya yıl sonunu bekleyerek yıl sonu bilançolarıyla bir hamle yapabileceğiz. Bölüme sonrasında yenilenebilir şirketin içerisinde hangi iştiraklar, neler olmasını planlıyorsunuz? Üç tane şirketimiz var yeni bir enerji yatırımı yaptığımız. Bunlar işte Zorlu Doğal, Zorlu Jeotermal ve Rotor şirketleri. Yerli şirketleri koyuyoruz. Yurt dışı yatırımlarımızı buna dahil etmeyeceğiz. Sadece Türkiye'deki yeni bir enerji kaynaklarını buraya yerleştireceğiz ve bunların halka arzıyla ilgili bir süreç yönetmeyi planlıyoruz. Yurt dışındaki operasyonlar bu durumdan nasıl etkilendi diye de bir sormak isterim. Genel olarak yaşanan gelişmelerden hem İsrail tarafında hem Kazakistan'da. Şimdi İsrail'de de evet bir miktar düşüş oldu ama orası da toparladı. Onlar zaten daha fabrika, çok fazla fabrika olan bir ülke değil. O yüzden evlere çekildiler, evde tüketimler. Yani iş yeri yerine eve kaydı orada. Öyle bir kayış oldu. Ciddi anlamda bir etkilenme olmadı. Onların bilançosu vesairesi, karlılıkları paralel devam ediyor. Pakistan'da da keza yeni bir enerji, yine ne üretirsek satıyoruz. Orada da herhangi bir sıkıntımız olmadı. Yatırımlarımız devam ediyor. İşte orası ile ilgili olarak Pakistan'da bir 100 megawattlık bir güneş yatırımımız var. Onu yapmaya devam ediyoruz. Onunla ilgili olarak tarihlerimizi aldık. Büyük bir ihtimalle yıl sonunda finansmanı kapatıp seneye onun yatırımını yapabiliriz diye düşünüyorum. Son olarak yıl sonu için hedeflediğimiz EBITDA seviyelerine ulaşabiliriz dediniz. Finansal tarafı da dikkate aldığınızda nasıl kapatmayı planlarsınız şu anki gidişat içerisinde yılı? Şunu söyleyebilirim. Yani bütçemize göre net karlılıkta daha iyi olacağımızı söyleyebilirim. Sinan Bey, çok çok teşekkür ediyoruz size aktardığınız değerlendirmeler ve kıymetli görüşler için. Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak'ı dinledik. Şimdi gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi bizleri bekliyor orada. Ceren, Avrupa piyasalarında da bugün yukarı yönlü hareket var. Fakat bir yandan da Avrupa Birliği hem yeni bütçesi için hem de oluşturmayı düşündüğü ortak fon için görüşmelerini sürdürüyor. Liderler ilk etapta uzlaşamamış görünüyor. Evet, açılı gözler bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ndeydi. Bugünkü zirveden bir sonuç çıkmadı. Zaten piyasalardaki beklenti bugünkü zirveden bir sonuç çıkmaması yönündeydi. Çünkü Temmuz ayına kaymıştı beklentiler. Yetkililerden gelen açıklamalar o yöndeydi. Fakat sabah saatlerinden bu yana hem Almanya Başbakanı Merkel hem de ECB Başkanı Lagarde artık bir an önce anlaşmaya varılması yönündeki çağrılarını artırmışlardı. Zaten bugünkü toplantıda gözler muhalif ülkelerden gelecek açıklamalardaydı. Çünkü fona muhalif olarak bilinen 4 ülke, eli sıkı dörtlü olarak adlandırılan Avusturya, İsveç, Danimarka ile Hollanda bu toplantıda da kırmızı çizgilerini ortaya koydular. Bu anlamda bir uzlaşma sağlanamadı. Yani fonun dağıtımı, koşulları, süresi ve geri ödemesi noktasındaki anlaşmazlıklar devam ediyor. Avusturya Başbakanı Körsün, Avrupa Birliği'ni bir borç birliğine dönüştürmeyelim dediği ifadesine yer verilmiş durumda haberlerde. Keza muhalif olan bir diğer ülke İsveç Başbakanı'ndan gelen açıklamaları takip ettik. Avrupa Birliği Toparlanma Fonu ve bütçesi konusunda birbirimize uzak olmaya devam ediyoruz. Tartışılacak çok fazla konu kaldı. Bu yaz bir anlaşma olup olmayacağını söyleyebilecek durumda değilim dedi. Toplantının ardından Almanya Başbakanı Merkel'den gelen açıklamaları takip ettik. Merkel de şu anda toparlanma fonunun kredi içermesi konusunda eleştiri olmadığını, fakat hacmin, yani fonun hacminin yüksek olduğu noktasında bazı ülkelerden eleştiriler olduğunu belirtti. Hatırlayacak olursak 750 milyar euroluk fon kapsamında 500 milyar eurosu hibe, 250 milyar eurosu ise kredi şeklinde verilmesi öngörülüyordu. Temmuz ayı ortasında bir toplantı gerçekleşecek Brüksel'de. Yeni bir AB Liderler Zirvesi olacak. Bu defa görüşme telekonferans yoluyla değil, yüz yüze gerçekleşecek. Diğer bir konu da Yunanistan'dan geldi. Çünkü Bloomberg'un haberi, geçtiğimiz ay aktarmıştık, Avrupa'da kötü banka kurulabilir mi tartışmaları vardı. Fakat Avrupa Merkez Bankası bu noktada ciddi görüşmelerin yürütülmediğini söylemişti. Yunanistan'ın kötü banka kurulması konusunda danışmanları görevlendirdi. Hatta Avrupa Merkez Bankası'yla iletişime geçtiği belirtildi bugün gelen haberlerde. Çünkü Avrupa'da şu anda NPL rasyosunda, yani takipteki alacak rasyosunda Yunanistan %40'a varan oranla başı çekmekte.
Son olarak Avrupa borsalarına bugün yükseliş hakim. Primler %1'i aşmış durumda. Çünkü Çin'in ABD'den tarım ürünleri alımını arttırma taahhüdü piyasalara iyimserlik getirdi Açıl. Benim aktaracaklarım bu kadar. Yeniden söz sana bırakıyorum. Ceren, teşekkür ediyoruz sana. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızda olacağız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Amerika'da seans başlamak üzere ve şu an itibariyle hem Avrupa'da pozitif momentum hem Amerikan vadelerinde pozitif momentum vardı. Şu anda başlangıçta hem Dow Jones hem S&P 500 endekslerinde %1.2 civarında artı olarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla bugünün aslında önemli özelliklerinden bir tanesi, biraz önce de söylediğimiz gibi quadruple witching dediğimiz tek hisse vadelileri, tek hisse opsiyonları, endeks vadelileri ve endeks opsiyonlarının aynı gün itibariyle vadelerinin doluyor olması. Bu ne demek? Buradaki yenilenecek olan kontratlara, pozisyonların yeni vadeye taşınmasına bağlı olarak dalgalanma ve yüksek hareket, yüksek işlem hacmi görebiliyoruz. Dün itibariyle zaten bugün quadruple witching olduğu için, bunun Türkçesi olmadığı için bunu kullanıyoruz, ne olur kusura bakmayın. Bu sebeple %25 civarında ortalamanın altında bir işlem hacmi gerçekleşmişti. Bugün itibariyle ise özellikle Standard & Poor's Endeksine baktığımız zaman S&P 500 endeksi içerisinde yaklaşık 1.8 trilyon dolarlık bir vade dolumu gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunların ne kadarının yeni vadeye taşınacağı piyasa açısından belirleyici olacak. Tarih boyunca yaşanmış Aralık ayı haricindeki quadruple witching'lerin en yüklü üçüncüsü bugün gerçekleşiyor diyeyim. Melike Ayan'a döneyim ve New York'ta nasıl başlangıç yapıyoruz'un detaylarını ondan alalım. Teşekkürler. Kesinlikle bugün volatil ve hacim açısından da yüksek bir güne hazırlanıyoruz. Senin söylediğin sebepten dolayı öncelikle diyorum çünkü birkaç sebebimiz daha var. 350 puan birden kendini yukarı attı Dow Jones. Şimdi öncelikle bu quadruple witching her ayın 3. cuması ama şimdi Mart baktığımızda ve Eylül, Aralık bütün ayların bütün türevlerinin bir araya geldiği, vadelerin dolduğu bir gün. İşte o yüzden bugünün hacminin yüksek olması bekleniyor bir. İkincisi Çin ticari zirveden sonra ABD'den gıda ve zirai ürünleri alacağını, daha onları hızlandıracağını söyledi. Bu da bir şekilde bir güven sardı etrafı. Üçüncü olarak da şimdi biz Florida, Arizona, Texas'ta hep koronavirüs vakaları arttı. Günlük vakalar gittikçe de artıyor. Bir günde olan vakalar sıçrıyor. Dedik fakat bunu bir kenara attı yatırımcılar bugün itibariyle. Bunun biraz daha azaldığını görüyoruz. İşte bir yandan bu hazinenin de yukarı çıktığı, ham petrolünde 40 dolarlara New York'ta geldiği bir bugün de ABD borsaları güven salgılıyor, asılıyor etrafa tam anlamıyla. Dışarıdan gelen verilerle de birlikte ABD borsası yukarı çıkarken en çok enerji hisseleri kendini yukarı atıyor. Perakende de biraz kendini yukarı çıkış gördük. Nasdaq'ta 10 bine yakın açtı kendini, şu an itibariyle 99 puan birden yukarıda, önümdeki grafiğe göre %1 fırladı. Bu da gayet güzel. Dow Jones'da 1.2 kendini yukarı atmış durumda diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığın notlar için. Böylelikle bu bölümü de kapatıyoruz. Kısa bir ara, sonra Aktüs Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu bizlerle birlikte olacak. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız ve bu bölümde aslında başlangıçta biraz önce gelen son gelişmenin detayları üzerine konuşacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Çin Halk Cumhuriyeti ile daha önce geçtiğimiz yıl içerisinde yapılan swap anlaşması çerçevesinde yerel para birimi cinsinden ticaretin ilk hamlesinin dün itibariyle gerçekleştiğini ve Türk şirketlerinin yuan cinsi ilk kullanımı söz konusu olduğunu ifade eden bir açıklama yapmıştı. Biz konuyu değerlendirmek üzere DEİK Türk Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Murat Kolbaşı ile konuşacağız şimdi. Murat Bey, özellikle uzun süredir tartışılan konulardan bir tanesi yerel para birimi ile ticaretti. Türkiye'nin Çin'den yaptığı ithalat çok yüksek.
yüksek. Dolayısıyla bir kısmının yuan kullanımı üzerinden gerçekleşmesi nasıl geliyor kulağınıza? Bir, siz kendi işinizde bunu tercih eder misiniz? Bu da iki. Atıl Bey teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Evet, bu bence Türkiye'nin yurt dışıyla olan ilişkilerinde, özellikle dış ticarette çok olumlu bir hamle. Çünkü bunu Ticaret Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte uzun zamandan beri takip ediyor. Biz de dış ticarette yerel paranın kullanılmasıyla ilgili görüşlerimizi beyan ettik. Özellikle Gonca Hanım, Bakan Yardımcımızla birlikte yaptığımız toplantılar neticesinde çok olumlu bir gelişme. Çünkü Çin özelinde bakıldığında yaklaşık her sene 15 ile 20 milyar dolar bir açık veriyoruz. İthalatla ihracat arasında bir fark var. Dolayısıyla o açığın yerel para birimiyle kapatılması anlamında bence bu önemli. Aynı zamanda şu anda Türkiye'de olan Çinli bankalar ve bazı Türk bankalarımızda aynı zamanda ithalatta yuan kullandıkları zaman, RMB kullandıkları zaman buna forward da yapabiliyorlar. Bu müjdeyi de verebilirim. Bunu da kullanabilir firmalarımız. Yerel para bakımından da bir avantaj bu. Çünkü Çinli firmalar genelde kendi paraları ve Amerikan doları dışında ihracatı çok talep etmezlerdi. Biz tabii bundan sonra ilişkilerin gelişmesiyle birlikte Türk lirasıyla da ithalat yapabilmeyi arzu ediyoruz. İnşallah bundan sonra o adım da gelecek. Ama bu da önemli bir gelişme Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler açısından. Murat Bey, çok çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bu notlar ve yorumlar için. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında yapılmış 1 milyar dolarlık geçtiğimiz yılki anlaşmanın ilk kullanımı bu çerçevede gerçekleşmiş oldu diyelim. Şimdi gidelim Aktüs Portföy'e. Genel Müdür Barış Hocaoğlu bizleri bekliyor orada. Barış, bu haberle bir önce sana sorarak başlayayım. Nasıl değerlendirir, nasıl yorumlarsın? Uzun süredir yeni swap anlaşmaları bekleniyordu. Bu haber o haber değil ama en azından Çin Halk Cumhuriyeti ile ilk kullandırımın gerçekleşmiş olması, nasıl yorumlarsın? Açıl, doğru söylüyorsun. Bu swap line'ı bekliyoruz ama bunlar biliyorsun belki son bir aydır, bu swap biraz daha eskide kaldı ama son bir aydır daha çok dillendirilen bir şey. Yerli para cinslerinden dış ticaret fırsatlarının değerlendirildiğine dair. Buna benzer başka haberler de gelebilir ama tabii Çin olması şu açıdan önemli. Hem dış ticaret içerisindeki payı hem de herhalde en büyük açık verdiğimiz şey anlamında diyorum, enerjiye harç bırakarak söylüyorum. En büyük açık verdiğimiz ülke. O yüzden burada yerel paralarla ticaretin başlamış olması iyi bir adım. Ama tabii bunun döviz kuru vesaire üzerinde çok çok marjinal etkili olacağını düşünmemek lazım. Peki Barış, bu noktada aslında sizin kendi işinize, kendi iştigal alanınıza dönük sorularla devam edeyim. Fonlara çok büyük ilgi var bu dönemde. Mevduat faizlerinin sert şekilde aşağı gelmesi şu anda bankalarda, büyük bankalarda 7, daha küçük ölçekli bankalarda işte 8,5-9'lar var. Kamu bankalarında bazen daha üstünde alındığını duyuyoruz ama mevduat faizleri düşük, böyle olunca getiri arayışında olan herkes fonlara yönelmiş durumda. Nasıl talep? Aynen senin dediğin gibi yaklaşık geçen yıl sonundan başlayan bir trend var ama faizler aşağı geldikçe bu trend hızlanmaya başladı. Tabii bunda sadece yatırımcının getiri arayışının dışında bu bankalara gelen aktif rasyosunun da biraz etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir miktar mevduat eğer krediye plase edemiyorsa bankalar, herhalde bilançolarından çıkarmak için bu yatırım ürünlerine doğru bir yönlendirme var. Bunun da bir müddet daha devam edeceğini tahmin ediyorum. Çünkü benzer bir hareketi biz nerede görmüştük? Hatırlarsın sen de. 2013 yılında bu meşhur taper tantrum ve gezi olayı çıkmadan önce de biz iki tane değerlendirme kuruluşundan birden yatırım yapılabilir dereceye aldıktan sonra bizim benchmark bono faizlerimiz %6'lara kadar gerilemişti. Aynı trendi orada da gördük ama o zaman tabii bu pencere çok kısa sürdü. İnşallah bu sefer düşük faiz ortamı ve yatırımcının bize olan ilgisi daha uzun sürecek gibi gözüküyor şimdilik. Yatırımcının fon tercihi konusunda yeterli okuryazarlığa sahip olduğunu düşünüyor musun? Bugün bizi izleyenler fon tercihi yaparken çok sayıda fon var. Hangisini nasıl almaya karar vermeliler? Neye bakmalılar? Yani o konuda maalesef bir eksikliğimiz var. Zaten bunu yıllardır konuşuyoruz. Finansal okuryazarlık üzerinden hepimizin analiz ettiği ve bazı tespitleri ortaya koyduğu bir konu var. Bu gene öyle olacak maalesef. Yani bir anda işte borsaya giren 500 bin yatırımcı ya da fonlara yönelen 1 milyon yatırımcıyı süper finansal okuryazar hale getirmek mümkün gözükmüyor.
Ama hani genel bir tavsiye vermek olursa mutlaka, sonuçta insanlar kendi birikimlerini bunun içine koyuyorlar. Yani benim bunca yıllık tecrübem şunu gösteriyor ki yatırımcıların %99'u geçmiş performansa göre bakarak karar verirler. Bu esasında fon dünyasında bir gösterge olmakla beraber aslında en doğru analiz metodu değil. Yani çünkü çok basit örnek vereyim. Geçen sene faizler, bono faizleri de %20'lere çıktıktan sonra şimdiki %9 seviyesine gelirken sabit getirili enstrümanlara yatırım yapan fonlar korkunç getiriler sağlarken, bugün içerisindeki bonoların paçalı ortalaması 10 olsa, %1-2'de yönetim ücreti kesiyor olsa, esasında ortamda hiçbir değişiklik olmadıktan sonra önümüzdeki yıl bu fonların yani %7-8-9 getirmesini maksimum beklersin, çok aktif bir yönetim yoksa. Şimdi yatırımcı dönüp bakacak, 2019 yılında bu fonlar %30'lar, 27'ler, 28'ler getirileri var. O düşünüyorlar ki bu fon önümüzdeki yılda benzer bir getiriye sahip olacak, ama iş öyle değil. Onu hep biz fonun içerisindeki mevkimet portföyünün iç verimine bakarak görebiliyoruz aslında. Biraz bu da sorgulayıcı olabilirler. Hani çok merakı olan ve ilgilenenler almadan önce bunu yatırım uzmanlarına, banka şubelerine sorabilir. Veya bir ötesinde artık SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde her şey son derece şeffaf. Vakitleri varsa, ilgileri de varsa fonu almadan önce kamuya aydınlatma platformunda ilgili fonun aylık olarak genelde portföy tabloları vesaire yayınlanıyor. Bunlara bakabilir. Tefas'ın sitesinden fonun portföy dağılımına bakabilir. Yani birazcık bu hani araba alırken, ev alırken gösterdiğimiz özeni fon alırken de gösterme konusunda hassas olmalarını tavsiye ederim. Peki Barış, bu dönemde tabii bazı inovatif fonlar da var. İşte yabancı yatırım yapan fonlar var, teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlar var. Sizin de yeni kurduğunuz bir fon var. Bu fonun üzerine de konuşmak isterim çünkü pek örneği yok Türkiye'de. 2Zero Girişim Sermayesi Fonu. Burada özellikle spor, e-spor, eğlence ve teknoloji alanlarına, medya tarafına yapılan bazı yatırımlar söz konusu olacak. Nedir fonun içeriği? Açın şöyle özetleyeyim. Esasında baktığımızda spor, medya ve eğlence sektörlerini ve birbirine değen bu tip alanlarda yatırım yapan bir fon. Niye bunu seçtik dersen baktığımızda şunu görüyoruz. Dünyada bir trend var. Nedir? İnsanlar daha çok sosyalleşmeye, sosyal medyada vakit geçirmeye başladılar. Bu o yüzden işte eğlencenin tanımı değişiyor, medyanın tanımı değişiyor. Spor, sporda bile işte eskiden konvansiyonel metotla yapılan birçok şey artık dijitale taşınıyor, AI'ya taşınıyor, yapay zekaya vesaire. O yüzden burada çok ciddi bir gelecek olduğunu görüyoruz. Daha genel baktığımızda da işte 1950'lerde, 60'larda S&P endeksine giren bir şirket 60-65 yıl kalırken artık bu rakam 10'lu yıllara kadar indi. Hatta bunun daha bile düşeceği tahmin ediliyor. O da nedir? Aynı işi yapsa da arkadan gelen yıkıcı teknolojiler var. Senin alıştığın artık konvansiyonel metotla yapılan işler yeni şekillerde yapıyor ve çok daha hızlı büyüyüp eski iş yapma modellerini yıkıyorlar. Biz de baktığımızda Türkiye'de hakikaten, yani çok basit indirgeyerek anlatacağım ama, televizyon seyretmeyi seven bir milletiz. Sosyal medyada vakit geçiririz. Spora karşı ilgimiz çoktur. O da nasıl? Yani hani statlar boş, Almanya'da ikincilik maçı bile 30 bin kişi oynanıyor, bizde hiç seyirci yok diye bakmayın. Ona fan engagement deniyor. Yani o da nedir? Takım taraftarlarının o takımla ilgili sosyal medyada harcadıkları vakit, ilgi, işte ticari ürünlere olan ilgisi vesaire, bunlar hep Avrupa ortalamalarının çok üzerinde. Baktığımızda da büyük bir spor ekonomisi var. İşte sporla beraber artan bir trend var. Buna da wellness diyoruz. Hani iyi yaşam. O da spora değiyor esasında. Bunlar hakikaten dünyada çok yükselen trendler. Biz dedik ki madem bu dünyada yükselen bir trend, Türk insanı da bunun içerisinde bir yere oturuyor. Ama baktık yatırımlar bu alanda çok az. Yatırımdan kastımız şu, birçok firma çıkıyor vesaire. İşte futbol liginin yayın değerini biliyoruz, kulüplerin harcadığı paraları biliyoruz. Ekonomi büyük ama işte bu işin gelişmesine, teknolojisine harcanan para küçük. Biz bu aradaki boşluğu doldurmak istiyoruz. İnşallah Türkiye'den bu alanlarda çok değerli firmalar çıkacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda da yatırımlarımıza başladık iki ay önce. Peki bu fona katılmak isteyenler nasıl katılacak ve nasıl bir etkileşim içerisinde olacaksınız yatırımcıyla? Yani çok güzel bir soru, çünkü bu Tefas bizim yatırımcıların çok severek kullandığı platform haline geldi. Bizim de biliyorsunuz şirketlerin yatırımcılarla ilişki kurduğu böyle info vesaire gibi ve mail adresleri vardır. Biz oraya sürekli
İşte fonunuzun kodu ne, tepastan nasıl alınır gibi sorular geliyor. Ama bu tip fonlar, bizim girişim sermayesi şemsiyesi altındaki fonlar alternatif varlık sınıfları olarak geçer ve bunların yatırımcısı mutlaka nitelikli yatırımcı olmak zorundadır. Nitelikli yatırımcının da sermaye piyasası kurulunda bir karşılığı var. İkincisi de bunlar konvansiyonel fonlar gibi açık uçlu fonlar değil, kapalı uçlu fonlar. Bu da nedir? Yatırımcısı baştan belli olan ve belirli bir sürede belirli bir temada yatırım yapan fonlar. Yani örnek veriyorum, bu 2.0 Ventures için düşündüğünüzde bu fon aslında 2 yıl yatırım yapacak. Ondan sonra 5 yıl yaptığı yatırımların olgunlaşmasını ve bunlardan satış, halka arz vesaire yöntemlerle çıkmasını çıkmaya çalışacak. Son 1 yılda da fonun tasfiye sürecine girecek ve yani baktığımızda 8 yıl sonra bu fon yok. O yüzden de bu fonun yatırım yapabilmesi için yatırımcısını önceden bulması gerekiyor. O yüzden konvansiyonel fonlar gibi biz bu fona yatırmak istiyoruz dediğinizde çok karşılığını bulan fonlar değil. Ama gene de ilgini olanlar bizlere ulaşabilirler. Çünkü bu fonun biz ona kapanışı diyoruz. Fonun kapanışı henüz yapılmadı. Hala içeri yatırımcı alıyoruz. Ama bunun hem sayısı az olacaktır hem de bahsettiğim gibi tek yatırımcı olma şartı var burada. Barış Hocaoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın değerlendirmeler ve yorumlar için sana. Böylelikle bugün için Finans Merkezi'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Gözde Özköseoğlu sizlerle birlikte olacak kapanışa doğru da.